geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hadi geçin bakayım. Yukarıdan bakalım. Anam bu ne peki? Beğendin mi? Vay 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 vay. Gel şöyle gel. Kız, kız Fatma abla bu ne kız? Mahvoluruz burada. Gebeririz yorgunluktan ha. Ama ağama da bu yakışırdı ya. Neydi öbürü öyle? Dönsen birine çarpıyorum. Randevu veririz artık birbirimize. Yoksa mümkün değil birbirini bulmanın. Ama esprimi yaparmış bu. Hadi yürü içerilere bakalım. Bir bayrak çektirdik şöyle burçlara. Nazar değmesin maşallah. Ne dersin? Artık bize de bu evde bir oda açarlar değil mi Memo? Ne işiniz var sizin evde? Gene gider gelirsiniz köyden. Ama beni alıkorlar tahminimce. Değil mi Bekir abi? Bakalım. Hal ve gidişine bağlı. Acık sus diyorum sana. Her şeyden çıkma. Ağır ol biraz. İki gün sonra belki düğün olur bilmem ne. Ne atlıyorsun her şeye Allah Allah. Canım koca ev. Neredeler? Yukarıda. Oradan değil buradan. Aslında çoğu iş bitmiş. Şimdi herkes tek tek kendi dairesinde ne istediğini söylesin. Nasıl yerleşiyoruz anne? Özür dilerim geciktim. Ben şöyle düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz. Şu bölüm tamamen senin ve Bahar'ın. Burası benim. Gel kız aşağı. Var mı öyle herkesten önce yer kapmak? Sıranı bekle. Sabah sabah nereden böyle Dilara Hanım? İşlerim vardı. Burası çok hoş. Ama biraz mimari olarak dağınık gibi değil mi? Sana da şu bağımsız daireyi verelim diyorum kızım. Bak geniş, ayrı ev gibi. Çocukla rahat edersiniz. Benim için neresi olursa olur. Daha çok İstanbul'da olacağız biz. Gelip gittikçe yatacak bir yer olsun yeter. Orayı sen al istersen. Hem Hamzaların konağı da var. Orası kesinlikle benim. Önünde kendi balkonu da var. En sota yeri seçtin değil mi? Olmaz. Sen şu avlunun ortasına yapılacak odada kalacaksın. Dört tarafı da cam olacak. Doğru. Etrafına da çepeçevre hendek, içine de timsahlar. Hadi çocuklar, çok gezecek yerimiz var. İyi misin Bahar? İyiyim. Banyo lazımsa şurada var. Yok, bir şey yok. Beğendin mi burayı? İçeri bakalım mı? Bakalım. Bu tezgah kime yeter? Bunun böyle bir tane de ortada olması lazım. Ha, önüne de yer lazım. İnsan sırasında oturur hava alır. Yaz ha. Dolap as. Yan tarafta da erzak yeri olsun. Ha, tabii ya. Olan bu. Tatava etmeyin. Koskoca yere sığamadınız mı? Size zor. Her gün çarşıya çıkarsınız. Çarşı şurası. Gidiveririz. Öbür ev gibi dağ başında değer. Olmaz. Ben her şeyi elimin altında isterim. Bize neresi verilecek Bekir abi? Gel. Heh. Bak. Senin yeni orası. Kartal yuvası gibi. Ağam Allah'ına yakın olsun dedi. Seni daha yakından görürse belki günahlarını affeder. İyi olacak anne. Zamanla alışacağız. Hepimiz alışacağız. Her yere asmalar diktirteceğim. Sen gene her zamanki gibi asmalı konan hanımı olacaksın. Bu sefer asmalı sarayın hanımı. Ne hanımı? Kraliçesi, sultanı. Sabahları avluda vezirleri kabul edeceksin. Vezir-i Azam Bekir Efendi huzurlarınıza kabul edilmeyi bekler sultanım.
Güzel yermiş. Pek rahat, pek lüküs. Nesi var bunun böyle? Yerini yadırgadı. Bak ne kadar salak görünüyorsun. Farkında mısın? Hadi sallanmayın hadi. Hadi okul hadi. Daha 1000 tane iş var. Karnenizi alın, kepçenizi takın. Kep baba o ya, kep ya, kep. Bu illaki burada mı asılı duracak gelin ağam? İllaki burada asılı duracak Bekir Kirve. İyi iyi. Seymen ağam ve o sırık ortağı alandan çıkmışlar. Şimdi Memo aradı. Kahvaltıya buraya geliyorlarmış. Bir zahmet Sümbül Hanım'a söyleyiver. Ben kıytırıkçılara gidiyorum. Oradan da otele gidip odaları hazırlatacağım. Hey Allah'ım ya. Kıytırık diyor ya. Catering Bekir Kirve. Catering. Anne, Seymen'le Yaman kahvaltıya buraya geliyorlarmış. İyi. Bir onlar eksikti. Ay, 9 ayın çarşambası bir araya geldi. Kızın mezuniyet töreni, otelin temel atma töreni. Akşam otel daveti. Ay, bugün delirmezsem iyidir. 2 gündür barut gibi. Oldu olacak, sizin nişanı da yapıverseydik abla. Aa bak, iyi fikir. Akşam otelde takalım işte yüzükleri, kız ne var? Ay abla, olur mu? Daha söz bile kesilmedi. Kızım, bu Memo seni oyalıyor bana kalırsa. Bak 2 ay oldu bu laf çıkalı. Bana kalırsa da öyle abla. Ne var? Alt tarafı bir yüzük bir çiçek alıp Sümbül annem lağımdan isteyecek. Tabii. Vallahi kendi kaybediyor. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Hayriye, başka isteyenler de mi var yoksa ha? Bu gidişle her şey olabilir gelin abla. Bir çay verin hadi. Ben yiyip işime bakayım. Fatma ile Dicle aşağıda burunlarından soluyor. Siz burada gevezelik edin daha. Asya, bana da çay. Anne tamam, sakin olun biraz, her şey yolunda. Saat 2'de Zeynep'in törenine gideriz. Onu alıp 5'te temel atmaya gideriz. Sonra gelip üstümüzü değiştirip oteldeki davete gideriz. Temel atma ne olacak canım? 1 saat falan sürer. 1 saatte biter değil mi? Kızım, bakanlar, valiler, kıyamet gibi insan var. Orada ayrı ikram yapılacak. Ya tamam, onlar ayarlandı. Bekir kontrole gitti şimdi. Daha Seymen gelip arada 2 tane toplantı yapacak. Ay bilmem. Siz çok rahatsınız. Alo? Hayır oğlum, ne ilgisi var? O akşama. Çorbanın temel atmada ne işi var? Allah Allah. Ay rezil olacağız. Ah Bekir ah. Daha yolda soruyor. Çorba öyle miydi böyle miydi diye. Ben gidip kendim bakayım şu ikramcılara. Bunlar her şeyi birbirine katacak. Arabaların da her biri bir yerde. Seymen'in arabası burada, İstanbul'a götürmedi ki. Ben size götürürüm. Aa doğru. Ben onu unuttum. Hadi o zaman. Oğlanların da hiçbiri ortada yok. Böyle tek başımıza mı gideceğiz? Ha Haydar. Gel. Gel bizle. Hiç olmazsa yanımızda bir erkek olsun. Ben süren misin Bülent anne? Aa yok, ben kullanırım. Hadi. Burada durdurmazlar. Sen arabayı bir kenara çek, sonra gel bizi buradan al. Dikkat et bak, tamam mı? Seymen öldürür bizi sonra. Tabii etmem mi gelin abla? Hadi kızım, hadi. Gün bugündür Haydar. Hadi görem seni. Allah'ım, aylar sonra yüzüme güldün sonunda. Thank you.
Sakin ol. Sakin ol. Sen mi kullanacaksın? Tamam. Peki kullan bakalım. Oğlum, senin ehliyetin var mıydı? Olmaz mı Sümbül anne? Var tabii. Ay, içimi bayılttın Haydar. Bu kadar yavaş gidilmez ki. Allah'ım. Gelin abla vardı ya abla. Yollar çukur içinde, Allah korusun. Yoksa uçururum da... Hayrola Haydar, şoförlüğe mi terfi ettin? Aman sorma. Nereden böyle anladın? Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğu? Kıyısırıkçılara gittik. İyi iyi. Hoş geldin. Hadi içeri buyurun. Bütün çizimler hazır, bir ara bakalım. Hadi bakalım. Tamam, yarın iç mimarlar geliyor zaten. Oh. Ya bir çay veren yok, ne oldu bunlara? Ben getiririm. Aşağısı felaket, kimseyi görecek halleri yok. Sen otur. Ben zaten iniyorum. Verin bardaklarınızı, ben yollarım. Ay, kusura bakmayın Yaman oğlum. Yemekler yapılıyor. Estağfurullah. Ay, soramadım telaş eden. Oğlan nasıl? İyi. İyi iyi. Nasıl iyi? İşte sınavlarla uğraşıyor. Allah'tan nesi gelmiş de çocuk biraz nefes almış. Önüne yemeğini koyan var hiç olmazsa. Aaa. Ya. Ya. Oğlan sıkışınca atlamış Londra'ya gitmiş. Almış kızı gelmiş. Demek barışmışlar. İyi. Hadi size kolay gelsin. Akşamüstü görüşürüz. Yani Seymen, kadına böyle bir günde söylenecek şey mi bu? Ne? Annem İngiliz gelini pek sevmedi de. Allah Allah. Yemekleri niye bunlar yapıyor? Bazı spesiyaliteler yapılıyor hayatım. Annen onları otele emanet edemedi de. Anlaşmanızı imzaladınız mı sonunda? İmzaladık bakalım. Senin bu kocan beni iki gün çok feci terletti. Bu senin arkadaşın beni saf falan sandı başta. Ya ne alakası var? Kölelik anlaşması yapsak daha iyiydi. Hadi hadi konuşma. Bitti. Başlamayalım gene. Of, bir içtik iki gündür Bahar. Yok böyle bir şey ya. Nerelere gittiniz? Caz dinledik bol bol. İstanbul öyle güzel ki bu mevsimde. Çok da iyi yerler açılmış görmeyeli. Bir gece yaka paça Seyhan'la kızı da çıkardık. Sınavdan süzülmüş, perişandı. Ha, sana çok selam söyledi. Seni de götürürüz, şu salyalarını biz yiyiz. Geçin be. Seymen, Zeynep'in mezuniyet törenine geleceksin değil mi? Bugün müydü? Eyvah. Biz şimdi Hacı Bektaş'a gidiyoruz. Ne? Vallahi. Turizm Bakanı'na gidiyoruz. Açılışa gelemiyor. Bizi oraya çağırdılar. Gidip görüşüp döneceğiz. Olamaz. Zeynep delirecek. Ona mezuniyet hediyesini benim için verir misin? Bunu abin yolladı de. Beni sormak aklına bile gelirse namerdim. İnsaf Seymen. Koca cipi Zeynep'e mi vereceksin? Bizim yenisi gelinceye kadar bekleyecek ama bir ay sonra. Sen anahtarı bir göster, geri al. Bak, sana da doğum hediyesi bir tane şehir atları vapuru ayırttı. Otelin paraları benden gidiyor nasıl olsa. Ha? Ama anladın ya. Dilara? Mezuniyet hediyesi sen ne veriyorsun Zeynep'e? Benim de bu durumda büyük abla olarak altta kalmamam lazım. Hamzoğlu konağını vereyim ben de. Nasıl olsa rahmetli babaannesi Zeliha'ya bıraktı. Zeliş bozulmasın. Yok canım. Yok yok, o bir şey demez, ben konuşurum. Hadi hadi, çay falan gelmiyor. Yürü biz gidelim. 5'te törende görüşürüz. Ha yok, önce evde. 4'te falan geliriz. Buradan beraber gideriz. Thank you.
Allah Allah. Niye buna binmedi ki bu şimdi? Hadi gelin koşun. Hadi. Evet, acele etsin. Ha, gel buraya. Eve geldi, eve geldi. Eve geldi yavrum. Dur. Durmam. Durmam, boşuna uğraşmasın. Bu kadar ki ya. Kızım bak. Dur kızım. Yapma. Dokunmayı keser misin? Sakin ol Bahar. Kilit. Ben İstanbul'a gidiyorum. Korkma yavrum. Tamam. Sakin ol kızım. Ben evdeyim. 200'den fazla bebe elime doğdu. Sakin ol. Şimdi doğuracaksın. İçeri temiz bir yere götürelim. İçeri taşımamız lazım. Ambulans gelsin. Yorulur. İçeri tazelin. İstemiyorum. İstemem, doğuracaksın. Tamam. Sabırlı ol biraz. Dur. Çocuğu istemiyorum. Yapma. Kimseyi istemiyorum. Yapma. Çıkın odadan. Yapma kızım. Yardım et biraz. Çocuk yola çıktı. Sancı gence içeceğiz beraber. Ah yavrum. Hadi laf dinle biraz. Çabucak kurtulursun. Çıkın odadan. Çıkın odadan. Güzelim yapma. Yapma yavrum. Doktor geldi. İstemiyorum kızım. Gel evladım. Gelin gelin. Hayrola Bahar Hanım, randevumuz bir ay sonraydı. Doktor durdurun şunları. Ben doğurmak istemiyorum. Ben şimdi her şeyi hallederim. Bir bakalım. Evet, bebeğimiz evde doğmak istiyor. Hastaneye gidecek vaktimiz yok. Kızım sakin ol. Sakin ol yavrum. Canım. Bahar. Bahar. Sakin ol kızım. Kızım yavaş. Sakin. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. E-mail çekmeye gittim. Otelin telefonları kesikti. Yalancı. Mutluluğum için yalana muhtaç olacak kadar aciz değilim ben Bahar. Sen, gel sevgilim. Geçecek erkeklere göre bir şey değil. Kapatın kapıyı. Hastaneye götürmeleri gerek. Burada olmaz. Saçmalama. Doktoru yanında. Korkma. Ya ameliyat gerekirse? Yaparlar. Ayrıca normal doğum yapıyor. Bakma böyle doğduğuna. İnan bana. Çocuk 8 aylık yaşar mı? Sen 7 aylık mısın diye bir laf bile vardır. Unuttun mu? Ne olacak kız? Yerleri merleri sileriz şey olursa. Ha? Bir yer silmen eksik kalmıştı. Kafasız dağılır. Dicle. Seni beni mutfağa götür, bir şeyler içsin. Allah Allah. Gel ağa. Hadi gel. Ağa. Alo. Buyurun Seymen ağamın cebi. Görüşemezsiniz. Şu sebeple karısı doğuruyor. Ha, evet doğuruyor. Erken erken doğuruyor işte. Ağam da beraber doğuruyor. Ondan görüşmüyor. Ha, söylerim. E-mail. Tamam. Şu bilgisayar şeysi. Biliyorum. Chat yapacak hali olur mu seninle şimdi bilmem ama. Söylerim. Karı kudurmuş. İnanamıyorum ya. Ayşe Hanım, illa ki bilgisayarını açsın, mektup attım ona diyor. Çek yapacak zaman mı dedim, örtüm telefonu yüzüne. Ağam, bu kız şirazesinden çıktı artık, bir dur demek lazım.
Ağam bak gözünü seveyim Allah aşkına. Gel 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 gözünü seveyim hadi. Otur şuraya. Gel hadi gel hadi. Bekir abi normal mi böyle bağırması? Normal normal. Karı milleti böyle yaygaracı olur. Ağam burada mıydın? Biz de kaçtık. Dicle bize bir kahve yap Allah aşkına. Doğdu mu? Ya ağam ne diyorum? Birkaç gün bekleyeceksin öyle kolay mı? Nereden öyle bedavadan çocuk? İnsanın birinci dakikadan burnundan fitil fitil getirmeye başarlar işte. Ya kessin alsın ya, kessin alsın ya. Hastaneye götürmek lazım, ne gerek var? Kızın nasıl bağırdığını duymuyor mu bu kadın? Sezaryen yapsınlar. Ağam, ağam. Asıl seni mi götürecek hastaneye acaba? Ha, burada mısın? Ben de sana bakıyordum. Şişt, İyi misin? Hadi. İyiyim anne. Nasıl gidiyor? Beni buradan çıkartmıyorlar. İyi. Sancılar iyice sıklaştı. Ay ne deli kız ya Rabbi. Neyse doğurmaya ikna oldu. Neydi öyle sen gelmeden Ayşe'nin evindeki oğlunuza sorun falan diye bir şeyler saçmalıyordu? Saçmalar. Artık ne yaptığını bilmiyor. Hormonları alt üst oldu herhalde. Hormonlar kolayca yerine gelir. O bir şey değil de o kıza güvenmiyorum oğlum. Burada ona gerçekten ihtiyaç var mı? Aa anne onsuz ne yaparlar? Titiz, akıllı, özverili. Ya sadece işini yapan, gece gündüz sadece işini düşünen bir kadın neden başka kadınları tedirgin eder? Hiç anlamıyorum. İçten içe hadi canım sen de. Din kardeşiyiz. Biz birbirimizi biliriz. Böyle bir kadın olamaz. Bir hesabı mutlaka vardır. Mı derler acaba? Evet Seymen'cim. Evet oğlum. Öf, Allah Allah ya. Hayret anne ne oluyor ya? Aman ne olacak? Amca oluyorsun. Vay canına ya. Vay be. Ay hepsi aklını kaçırdı. Amca oluyorum. Ya. Ne oldu? Doğdu mu yoksa? Yok Sümbül anne. Çatısı pek darmış. Vakum getirtiyorlar hastaneden. O ne ya? Böyle lavabo pompası gibi bir şey. Ya bu nedir? Ne inatçıymış şu Hayat Hanım? Erkek doğacak göreceksiniz. Ya şimdi bunlar çocuğun cinsiyetine bakmadılar mı hakikaten? Sümbül anne Allah'ın işine karışılmaz dedi. Baktırmadı. Ay bitti kız. Vallahi bitti. Neden doğmuyor hala anne? Ne bileyim oğlum doktora bakarsan normal. Milim milim geliyormuş. Bir kurtuluverse. Ay ne büyük adaklar adadım. Canı pek tatlı, ondan doğmuyor. Of anne, sanki kızın elinde. Seymen nerede? Biraz önce kendini dışarı attı, dayanamıyor artık. Seyhan, şuna bir bak oğlum. Ödü patladı oğlanın. Kızın oldu. Biraz minik ama çok iyi. Bahar da çok iyi. İkisi de iyiler. Oğlum.
Hastaneye gidiyoruz. Bebeğin kuveze konulması gerekiyor. Annenin de bakıma ihtiyacı var. Kaldır şu valizleri. Bir an evvel gidiyoruz. Hadi. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Seyber hadi. Hadi gel gidiyoruz. Abi. Kızım dur. Hadi. Çabuk hadi çabuk çabuk. Çıkıyorum ben. Şişt, yavaş yavaş hadi. Yavaş. Kızım yavaş, arabalara yavaş. Yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yavaş dedim ya. Geldim gel. Hadi. Tamam arabalara hadi. Hadi hadi geçin. Hadi abi. Çocuğum. Ben de geliyorum. Tamam. Neden ünlü oluyormuşum? Ne söylediler size hakkında? Söylemem gerekenlerin yarısını bile söylemedim. Ama çok önemli bir şey söyledi. Aa ne söyledi? İki kere ölümden döndüğünüzü ve yaşamınızda böyle bir şey hiç olmamış gibi yaşamaya devam ettiğinizi söyledi. Ben sadece başına gelenleri söyledim. Yaşamına nasıl devam ettiğini o sordu. Dikkatli ol hayatım. Artık yatırım araştırmalarında ciddi ruhsal check-up yapılıyor. Yeni trend bu dünyada. Ama sonuçta bu dosyanda hoş bir başlık olarak kalıyor. Adamlar senin mali check-up'ınla daha çok ilgileniyorlar. Bu durumda Seymen rahat olabilirsin yani. İstediğim kadar dengesiz davranabilirim yani. Sen Dünya Bankası'nda çalışmış mıydın Duygu? Ben sadece kişisel bir merakla sormuştum. Oğlum, baksanıza artık bize. Kızım, boynun koptu. Git yakından bak bari. Sırın kırı desem değil. Başka bir şey var bunda. Çatlar mı şimdi? Anlat şunu da rahatlasın Bekir. Amerika'dan teftişe geldi. Birkaç gün kalacak. Sırın teyzesinin kızı. Şirketleri, inşaatları falan inceleyecek. Bu mu teftiş edecekmiş? Neyimizi teftiş edecek? Sırık Amerikan parası yatıracakmış otele. Bu da bakıyor işte. Kız Amerikan casusu mu? He, Amerikan casusu. Deli deli konuşmayın be. Gencecik kız. Tetkik yapacak işte, ne casusu? Bizim paramız bize yetmiyor mu? Ne sokuyorlar elin gavurunu işin içine? Bizimki yetiyor da Sırık'a lazım para. Parası yoksa kendi işine baksın. Ona yalvarmıyoruz ya ortak ol diye. Yönetim kurulu toplantısında karşı çıkarsın sen de. Seni mi çiğneyecekler? Karışmayın be siz aklınızın basmadığı işlere. Artık nasıl ağırlayacaklarını bilemezler. Bizi de teftiş edecekler mi Fatma abla? Edecek tabii. Bir bir soracak sana torba terbiyesi nasıl yapılır. Baklava kaç parmak açılır. Gözünü dört aç. Ayşe Meri'nin üzerinde durduğu Holiday Dream'in dış yatırımlar seksiyonu. Onlarla ciddi bağlantı içindeyiz. Kapadokya birkaç yıldır gündemlerindeymiş. Bizim otelde mimari anlayış olarak onların yatırım ölçütlerine çok uygun. Otellerinin yerel mimari ve hayat tarzını yansıtması onlar için birinci koşul. Bora Bora'da, Endonezya'da, Mısır'da, Hindistan'da ve Rusya'da ve daha bir sürü yerde çok ilginç otelleri var. Buradaki kaya mimarisi de çok ilgilerini çekiyor. Ortak olacaklar o zaman. Evet. Ama sizler önceden belirlenmiş koşullarda her zaman hisseleri satın alma hakkına sahip olacaksınız. Ama yabancı ortak istemem. Neden anne? Daha otel açılmadan 20 yıl boyunca kaç müşteri olacağını bileceksin. Tabii. Zincirin avantajı bu. Otel standardını koruduğu sürece yıllık otomatik satışlar yapılır. Tamam. Siz kendi araştırmalarınızı yapın. Ben de kendi araştırmalarımı. O şirketi tanımıyorum. Hmm, çok iyiler. Ben sana bendeki bilgileri gönderirim. Ben de Amerika'daki bağlantılarımı ararım. Yarın çalışmaya başlarız. Ayşe Melek Hanım. Ben bir hafta İngiltere'deyim. Kuzenimi kafalamaya bak. Raporunu doğru üst yazsın. Tamam. Neyle başlamak istersiniz? Kapadokya'yı güneş doğarken tepeden görmekle başlasam çok iyi olur. Ayrıca fotoğraf çekmem gerekiyor. Tamam.
Dörtte kalkmanız gerekiyor ama. Güzel, ben de sizinle beraber kalkar gazlar giderim. Onda Ankara'da randevum var. Ben mutfağa sandviç hazırlatayım. Gökyüzünde kahvaltı ederiz. Aa, katiyen olmaz. Sen gidemezsin. Söz konusu bile değil Bahar. Ama daha 4 aylık bile değil. Ne alakası var? Bahar, bu sefer çok dikkatli olman gerekiyor. Hı? Ya of, doktoru arayıp soralım. Ama benim balona binmek için hiçbir manim yok. Bu hayatta en çok istediğim şey balona binmek. Biz de bineriz değil mi Seyhan? Tabii. Ben resepsiyondan rezervasyon yaptırayım. Bahar, aklından bile geçirme. Hı? Kutlarım, bebek mi bekliyorsunuz? Evet, ama babamız biraz gergin. Elinden gelse beni 9 ay bir kutuda tutacak. Bu sizin şarabınız herhalde. Evet, beğendiniz mi? Çok güzel. Bütün ürün böyle mi, yoksa bu masaya gelenler mi böyle? Yarın öğle yemeğinde sizin seçtiğiniz bir lokantada bunu deneriz. Avanos'ta testi kebap çok ünlüymüş. Oraya gidebilir miyiz? Hem şu harika çömlekleri görmek istiyorum. Tabii. Ama lokantayı siz seçeceksiniz. Hile yok. Ah, geç kaldık tabii. Yer yok. Büyük bir Japon grup varmış. Zar zor 2 kişilik yer ayırttım. Siz öbür gün gideceksiniz artık Duygu. Seyman. Bahar benim. Ağan hala aşağıda misafirleriyle geyikte şekerim. Yatmadan sana bir bakayım dedim. Gel. Ya bu ne bu şimdi? Ne ne? Bu kız Ayşe. Ayşe Melek. Ay rica ederim, eksik olmasın. Ya 2 isimli insanlar, hasta olurum zaten. Ay ben de. Yaman Bey yaptı gene yapacağını. Of Duygu ya, sen de taktın şu Yaman'a ha. Ya çok tehlikeli bir herif bu Bahar ya. Farkında değil misin? İz bırakmayan cinsi bir de. Çok yanılıyorsun. Ya insanlar işlerine bakıyorlar. Tabii bizim işimiz gücümüz yok ya, üstüne roman yazıyoruz. Ama normal. Eğer ben böyle yaşamaya devam edersen bak daha neler olacak. Günlük menü planlayıp çocuk bakıp dış dünyadan beyimi kıskanacağım. Harika bir hayat beni bekliyor. Şu halime bak. Saçımı taramaya üşeniyorum. Ayakkabılarıma bak. Babamız biraz gergin. Ay kendime inanamıyorum ya. Ne yapıyor bu saate kadar hala aşağıda? Ara sor. Ya ben de onu düşünüyordum. E o zaman yanlarına in. Bana ne ya? Aferin. Böyle devam et. Yarın sabah da onlar balonla yükselirlerken sen de onları aşağıdan el sallarsın.